Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Diveter motorlardan bahsedeceğiz. Neden güldüm? Yani motorun İngilizce yazılımı Diverter motor diye. Okuması biraz enteresan. Diveter, Diverter, Diverter. Aynen son söylediğim şekilde. Bayağı uğraşmak gerekiyor. Synchrochronous motor diye de geçiyor. Mikro motor diye de geçiyor. Kısaca motor. Ne işe yarıyor? Diverter. Yani bu şekilde söyleyeceğim. Telaffuzu biraz benim için zor. Diverter yön değiştirici demek İngilizce'de. Yani yön değiştirici motor. 3 yollu vana motor da diyebiliriz. Zaman ayarlı 3 yollu vana motor da diyebiliriz. Bulaşık makinelerinde kullanılan bir motor bu. Genellikle ankastre modeller de var. Her markada farklı dizayna sahip motorlar var. Amacı ne? Üst pervane ile alt pervaneye suyun farklı zamanlarda gitmesini sağlamak. Yani dönüyor. Şu şekilde bir tane parçası var. Ortası delik. Bu motor dönerek o deliği üst pervaneye denk getirirse üst pervane dönmeye başlıyor. Alt pervaneye denk getirirse 3 yollu vanası var. Alt pervane dönüyor. Çok gerekli bir parça mı? Değil. Çünkü çoğu bulaşık makinesinde yok. Dediğim gibi ankastre modellerinde var. Çalışmasında bir gösterelim size. Yani şurada girişimiz var. Şurada girişimiz var. Ben buraya takacağım. Normalde burada da çarkları var şu kısımda. Çarkın bir kenarı dışarıda ve dönerken şuradaki devreyi böyle bastırarak tamamlıyor. Böyle bir sistem var. Üstten takılı ve bulaşık makinenizi açtığınızda üst ve alt pervaneye giden tesisatın filtre kısmında yeri var. Böyle beyaz bir de parçası var. Eğer üst ve alt pervane yıkama yapmıyorsa makinenizde bu motordan şüphelenmeniz lazım dönmüyorsa. Şöyle takalım. Direkt 220 voltla çalışıyor. Oldukça yavaş dönen bir motor. Şu an dönmeye başladı. Dediğim gibi bayağı yavaş dönüyor. Kapattı. Çünkü kablomuz çıktı. Açıp da göstereceğim içindeki çarkları. O şekilde de dönmesini göreceksiniz. Şu iç kısımda çarklarımız var. Motoru bütün olarak almaya çalışırsanız yani tüm parçalarıyla oldukça pahalı. Ancak sadece şu motor 200-250-300 lira civarında. Sistem bu. Çarklar birbirini döndürüyorlar. Bir de böyle çalıştıralım, değil mi? Bulaşık makinesinde nasıl işe yaradığını da söyleyeceğim size. Olayı bu dönmek. Şimdi bu takılı üstüne bu şekilde. Bu takılı, burada çarklarımız var. Şöyle beyaz bir parça var. O parça en son çarkın ya da milin içine giriyor. Ortası delik. Bir tane deliği var. Bazen de 3-4 delik de var. Neyse onu çeviriyor. Dizayn farklılıkları var. Dediğim gibi eğer bulaşık makinenizin üst ya da alt pervanesi dönmüyorsa, pervaneniz kırık değil, sistem sağlam fakat böyle bir sıkıntı varsa bu motor görevini yerine getirmiyor demektir. Değiştirilir, yenisi takılır, tamir edilmiyor, etmiyorlar. Çark kırıksa falan uğraşılmaz. Çünkü motor olarak ucuz bir parça fakat komple parça olarak vana yolları vesaire pahalı. Şimdi bunun içinde çarklarını da çıkaralım. Yağlı hepsi. Greslenmiş. Tüm işi şu yapıyor. Bir mıknatıs var. Onun içerisinde. Burada küçük bir yayımız var. Yayımızı da şuraya koyalım. Bir de böyle çalıştıralım. Manyetik alan sayesinde dönüyor.
Hep söylediğim şey, çık arkadaş, uğraştırma ve çık. Ya, o zaman kolay olurdu. Daha da sökmedi, bize bütün parçalarını göstermedi demezsiniz herhalde. Mıknatıs. Manyetik alan, sargı vesaire birleşiyor, motor oluyor. Adamlar buraya bile incecik pul atmışlar. Bu da sargısı. Şurada manyetik alan oluşuyor. Bakalım sıkıntı var mı? Çalışıyor. Şimdi vermediğimiz bilgi kaldı mı? Yani çok fazla anlatacak bir şey yok bu motorla ilgili. Motor bu, parçaları bu. Arızasını zaten söyledik. Bulaşık makinelerinde kullanıldığından bahsettik. Söktük, parçaladık. Bunun bir de ben çalışmasıyla ilgili bir video çekeceğim. Yani 3 yolu vanasını falan tedarik edip nasıl dönüyor, nasıl bir tarafı açıyor, bir tarafı kapatıyor. Elim o şekilde bir bulaşık makinesi geçerse göstereceğiz, onu da anlatacağız. Bunlar bir sonraki videonun konusu. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.